Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, aşı olacağımı Ayasofya'yı Kebir Cami Şerifinden bir cuma çıkışında açıklamıştım. Tüm vatandaşlarımı bu hassasiyete davet ediyorum dedi. Anlaşmamız 50 milyon. Ama ilk etapta bir 4,5 milyon malum gelecek. Tabii bütün bunları da belli bir takvim, ki öncelikle sağlık elemanlarımız olmak üzere bu aşılama sürecini başlatacağız. Ben aşı konusunda, aşı olacağımı zaten Ayasofya Camii'nden yine bir cuma çıkışında açıklamıştım. Bu konuda tüm vatandaşlarımı da aynı şekilde bu hassasiyete davet ediyorum. Yılbaşı eğlencelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşı eğlencelerine bu tür şeylere fırsat vermeyiz, gerekeni yapacağız. Sonra bak devlet nerede, devlet önlem almadı diyecekler. İstihbaratımız önlem alacak, bu işlerin üzerine gidilecek şeklinde konuştu. Şimdi arkadaşlar, pazartesi günü kabine toplantımız var. Bir defa bu tür partiler otellerde olsun, villalarda, şurada burada olsun. Yani bütün güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil. Yani istihbaratımız nerede bu tür şeyler olduğunu görür, tespit ederse oralara gerekli operasyonu yapar. Çünkü bizim için insanımızın hayatı her şeyin ötesindedir. Bu tür şeylere de fırsat vermeye niyetimiz yok. Biz devletsek, devlet olarak bizim görevimiz nedir? İnsanımızın sağlığını, hayatını korumaktır. Sonra ne diyecekler? Allah göstermesin, herhangi bir şey olduğu zaman. Bak, devlet nerede? Devlet tedbirini almadı. Devlet gerekeni yapmadı. Buna fırsat veremeyiz. Onun için başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere istihbaratımız her türlü tedbiri alarak bu işlerin üzerine gidecek. Bundan kimsenin endişesi olmaz. İsrail'le ilişkilerle ilgili Erdoğan, bizim İsrail ile münasebetimiz tam kesilmiş değil. En tepe noktalarındaki kişilerle sorunlar yaşıyoruz ifadelerini kullandı. Arkadaşlar, bu konuda yani bizim İsrail'le, yani istihbari noktada münasebetlerimiz zaten kesilmiş değil. Devam ediyor. Yani burada en tepe noktadaki kişilerle bazı sıkıntılar yaşıyoruz, bazı ülkelerle olduğu gibi. Zaten en tepe noktada bu tür şeyler, sıkıntılar olmamış olsa İsrail'le münasebetler çok daha farklı olabilirdi. Ve bir de tabii İsrail'in özellikle Filistin politikası Türkiye ile adeta bizim kırmızı çizgimizdir. İsrail'in Filistin politikalarını kabul etmemiz mümkün değil. İsrail